Kayseri'de 1,5 yıldır aranan 3 çocuğun öldürüldüğünün ortaya çıkmasıyla başlayan tartışmaları konuşmaya devam ediyoruz. Tartışmaların başında idam cezası teklifi geliyor. Bu teklifi Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı yapmıştı. İdam cezası bu tür suçlar için yeri gelmeli mi, caydırıcı olur mu? Az önce Doçent Doktor Yılmaz Yazıcıoğlu'yla konuştuk. Daha sonra Meclis Kayıp Çocuklar Araştırma Komisyonu Başkanı AK Parti Milletvekili Halide İncekara konuğumuzdu. Şimdi psikiyatr Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın görüşlerini alacağız. İdam cezası bu tür suçlarda nasıl bir fonksiyona sahip olabilir? Bu suçu işleyenler açısından bir idamın varlığı önemli midir? Habertürk muhabiri Mustafa Ayar bu soruları Üsküdar Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'a soracak. Hemen onları dinliyoruz. Didem, Kayseri'deki olay tüm Türkiye'nin kanını dondurdu. Oldukça tabii ki büyük tepkiler var. İdam cezası da yeniden tartışılmaya başlandı. Peki pedofilli olanlar tedavi edilebiliyor mu? Yoksa cezası ne olmalı? İdam cezası mı verilmeli? Hadım mı edilmeli? Bunu konuşacağız. Profesör Doktor Nevzat Tarhan yanımızda. Pedofillere nasıl bir uygulama yapılabilir? Bunların tedavisi var mıdır? Yoksa ceza mı verilmeli? Nasıl bir ceza verilmeli? Tabii pedofiliden ne anladığımızı iyi bilmemiz gerekir. Yani pedofili bir sapmadır. Patolojik bir durumdur ama hastalık değildir. Yani ki bu kişiler ancak kendileri bunun düzelmesini isterlerse hastalık gibi tedavi edilme durumu ortaya çıkar. Bunun düzelmesini istemezlerse bu sosyal sorun olarak kabul edilmeli ve pedofililerde yapılacak uygulama onların cezalarını asgariden değil azamiden verme şeklinde olur. Çünkü aynı davranışa tekrar gitme tarzında. Hatta bu son yıllarda tartışılan hadım yasası, Türkiye'de de gündeme gelen kimyasal hadım yasası da en çok pedofillikler için düşünülmüş bir yasaya. Bu kişiler suç işlemek karşısında hiç suçluluk, pişmanlık hissetmeyen, yani çocuğu öldüren, taciz eden, istismar eden, hatta acı çektirip bu nedenle hiçbir vicdani rahatsızlık hissetmeyen suça becerikli kişiler bu kişilere tedavi seçeneği olarak kimyasal hadım tarzında uygulama tartışılıyor. Bu cinsel olarak terörist tarzında davranabilen acımasız, merhametsiz kişilik özellikleri oluyor bu kişilerde. Peki bu doğuştan gelen bir şey mi, sonradan mı kazanılıyor? Diyelim ki Kayseri'deki olayda örnek olarak verirsek birdenbire ortaya çıkan bir şey mi, yoksa bir süreç mi, daha önce de bu tür şeyler yapmış mı? Neden kaynaklanıyor bu rahatsızlık? Tabii. Şimdi bu tarz suç işleyenler önce akıl hastalığı var mı yok mu araştırmak gerekir. Bazı durumlarda mesela seks bağımlılığı oluyor. Seks bağımlılığı varsa bunun tedavisi farklı. Pedofilinin farklıdır. Bazıları da antisosyal oluyorlar. Yani suç konusunda sosyal normlar gelişmemiş kişiler oluyor. Eğer akıl hastalığı, bir psikoz, mani gibi bir durum varsa ceza ehliyeti olmuyor bu kişilerde. Bunu ayırt etmek gerekir ama adli tıp gözlemleri sonucunda çoğunlukla bu tarz suç işleyenlerin akıl hastası olmadığı, çoğunun suçlu olduğu ve sapma olduğu, cinsel davranış sapması gösterdikleri, bu nedenle ceza ehliyetlerinin olduğu tarzında düşünülüyor. Hemen burada şeyi soralım. Suçlulara özellikle nasıl bir ceza verilmeli? İdam cezası da tartışılıyor son günlerde. İdam cezası çözüm olur mu? Bir caydırıcılık sağlar mı? Yoksa sadece ailelerin yüreğine su mu serper? Toplumu mu rahatlatır? Bu konuda idam cezası uygulanabilir mi? Yani bu tarz kişilere veya yapılacak ceza en büyük ceza teşhir cezasıdır. Yani bu kişilerin toplumdan reddedilmesi, dışlanması, aşağılanması ve o cinsellikle ilgili suçların benzeri bir karşılık bedel ödemeleridir. Yani idam cezası böyle bir durumda böyle bir suçla orantılı olup olmadığı tartışılması gerekir. Ama suçu azaltır mı? İdam cezasının olduğu yerde de bu suç, çünkü suçu işleyenler genellikle tasarlamadan, planlamadan, dürtüsel olarak aniden işliyorlar. Yani o anda bir gün sonra, beş gün sonra karşılarına neler gelebileceğini çok fazla sonucunu düşünmeden hareket eden kişiler, yani idamı da bir seçenek olarak düşünmezler. O nedenle idamı tartışmak yerine böyle bir durumda bu kişilerin
toplumdan dışlanmasını, reddedilmesini sağlayacak ceza, teşhiri sağlayacak cezalar düşünmek gerekir. Yani bu kimseyi, kimsenin yüzüne bakamayacak hale geleceğim tarzında bir duygu bu kimselerde çok daha fazla sınır koyucu, daha önleyici, engelleyici etki yapar. Diğer ülkelerde nasıl? Bu tür özellikle suçlulara ne tür cezalar veriliyor? Orada idam mı uygulanıyor? Hadım mı? Amerika Birleşik Devletleri olabilir, Avrupa ülkeleri olabilir. Bu tür suçlulara nasıl bir uygulama var? Onu da soralım son olarak. Böyle durumda bu suçu işleyenler ilk suçu işledikten sonra ikinci suçun daha çok işliyorlar. Özellikle bir suçu işleyip herhangi bir taciz istismarda bulunup da aile içerisinde genelde birinci derece yakınlarda da çok fazla oluyor. Örtbas ediliyor. Örtbas edildiği zaman ikinci suçu daha fazla suçu işliyor. Üçüncüyü daha fazla yapıyor. Bunları yapmaları bu kişilerin suça yatkınlıklarını daha çok artırıyor. Yani suçla ilgili bu tarz kişilerin sık sık pornografik erotik materyalle ilgilenmediklerine bakmak gerekir. Eğer ilgileniyorlarsa suça yatkınlık vardır. Bu tarz kişilerin dikkat edilecek bir özellikleri de çok yalan söyleyen kişilerdir. Ve cinsellik konusunda sınırsız ve ölçüsüz rastgele hareket eğiliminde olan kişilerdir. Toplumun bu konuda bilinçlenmesi önemli. Yasalarda çok net olmalı. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Profesör Doktor Nevzat Taran konuğumuzdu ve son günlerde tartışılan özellikle pedofillere verilecek cezaları konuştuk. Şimdilik aktarabileceklerimiz bunlar.